Merhabalar kıymetli dostlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle tavuk sote yapacağız. Ben kuşbaşı doğradığım tavuk göğsünü akşamdan biraz zeytinyağı, bir çay kaşığı karabiber, bir çay kaşığı kırmızı toz biber, bir çay kaşığı kimyon ilave ederek iyice karıştırdım ve buzdolabında dinlenmeye bıraktım. Tavuğunuzu bu karışımla bekleterek yaparsanız hem çabuk pişiyor hem de lezzeti çok daha güzel oluyor. Sotemizi yapmaya başlayalım. Ocağımın altını yaktık. Biraz zeytinyağı ilave ediyorum. Tenceremin biraz kızmasını bekleyeceğim. Çünkü tavukları kızgın tavaya attığımız zaman daha güzel pişer. Bir de suyunu bırakmaz ve suyunu kaybetmez. O yüzden biraz bekleyeceğiz. Zeytinyağının kokusu çıkmaya başladı. Hemen şöyle bir parçası altında. Şimdi tavuklarımızı ilave edebiliriz. Altının biraz beyazlaşmasını, yakışmasını sağlıyorum. Daha sonra karıştıracağım. Gördüğünüz gibi altının beyazlaşması ara ara bu şekilde ağlı ateşte pişirmeye devam ediyoruz. Tavuğun suyunu çekti. Şimdi bir tane kaşığı kadar kekik ilave ettim. Biraz pul biber ilave edeceğim. Bir tane kaşığı kadar. Suyun ardınıza kalmış bir şey. Şimdi bir tane doğramış olduğum, demek ki doğramış olduğum soğanlarımı ilave ediyorum. Soğanlarla biraz kavuracağım. Dilerseniz sizler kapya biber de yeşil biber de kullanabilirsiniz. Ben çok fazla arzu etmiyorum. Bu şekilde daha çok seviyor bizim evdekiler.
Gördüğünüz gibi soğanlarım kavruldu. Şimdi 5-6 diş sarımsak. Sarımsak sizin kendi ağzınıza kalmış bir şey. Az sarımsaklı seviyorsunuzdur, çok sarımsaklı seviyorsunuzdur. Biz genelde bol sarımsaklı seviyoruz. İstediğiniz kadar koyabilirsiniz. Biraz da sarımsaklarla kavuracağım. Sarımsak kokusunun çıkmasını bekleyeceğim. Sarımsaklarımız kokusu çıktı. Şimdi bir tatlı kaşığı biber salçası ilave ediyorum. Burada hemen biraz biber salçasıyla kavuğumuzu buluşturalım, karıştıralım. Şimdi de bir kase domates sosunu ilave ediyorum. Dakika pişireceğim. Daha sonra yarım su bardak su ilave edeceğim. Sıcak suyunu ilave ediyorum. Suyumu ilave ettikten sonra tencerenin kapağını kapatıyorum ve pişmeye bırakıyorum. İlave edip karıştırıyorum. Videomu buraya kadar izlediyseniz eğer kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve bir yorum bırakmayı unutmayalım. Yemeğimiz pişti. Hemen servis tabağına alıyorum. Gördüğünüz gibi yemeğim nefis görünüyor. Bir o kadar da lezzetli oldu. Hepinize şimdiden afiyet olsun diyorum. Yeni tariflerde buluşmak dileğiyle evinizden huzur, sofranızdan bereket eksik olmasın. Allah'a emanet olun.